Evet, kahvaltı hazırlanıyor arkadaşlar. Eşim doğruyor, salatalık doğruyor. Ben her şeyi hazırladım, koydum o tabaklara doğruyor. Yumurta pişti, karpuz koyacak, bizim peynir koyarsın. Hadi bakalım, eline sağlık. Nasıl gidiyor? Hı. İyi mi kahvaltı hazırlamak? Hı. Memnun musun hayatından? Denize gidecektik arkadaşlar. Geç oldu. Çok sıcak diye eşim boş ver dedi. Bilmiyorum, çocuklarla gideriz belki de. Ben bugün yine uyumuş kalmışım. Telefonum çalmamış. Elime aldım telefonu, alarm modunda ama hiç çalmıyor, hiç duymadım. Saat 7'de falan kalktım. Yani bugün de geç kalktım. Gece denize gittik. Sahile orada oturduk falan derken saat 12-12.30'da yattık. Öyle olunca ben hiç saat falan duymamışım alarmı. Kalktım, çay demledim. İşte buralar şöyle bir sildim. Şöyle çayımızı içtik. Ada çayı da demledim bugün. O kahvaltı da oraya koydum. Güzel bir güne başladım arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Torunuma şey gönderdim de size mesaj geldi. Kargo teslim edildi herhalde. Bir bakacağım şimdi Giresun'daki şeye. Torunuma bayramlık gönderdim. Oh. Hadi görüşürüz arkadaşlar, bakalım. Benim kahvaltı tabağım böyle arkadaşlar. Tabii yanında bir şeyler daha gelecek. Pomidor, ekmek. Ya kahvaltı olunca gösteremiyorum. Şey göstereyim bari. Selamünaleyküm arkadaşlar, denizden geldik. Deniz elbisesiyle valla acıktık. Sıcak suyumuz yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Sıcak suyumuz yok. Elektrik yok. Hemen sıcak su koyacağım. Şu yeter herhalde. Denize gittik sabah. Ya kargom iade olacak, kargolarım var, kalacak kargolarım var. Denize gittik. Bir taraftan ya böyle tereddütlere dedim, acaba yetişir miyim? Kargolarım gelir mi? Kızım evde yola çıktı. Evden dışarıya çıktı derken en sonunda eve geldik işte. Denizde bir saate yakın kaldık. Sonra kızımın araba alacak ya. Onun işi vardı. Doğalgaz olmayınca elektrik de olmuyor. Eyvah. Doğalgaz olmayınca elektrik oluyor. Bir an dedim o ne oluyor, ne oluyor? Acaba ne oluyor? Şurada da şey yapayım. Salça makarna canım çekti. Salçalı makarna. Şunu bunu mal mı yapsak derken tam bir yaz yemeği. Salçalı makarna. Yapacağım. Oh.
olduğu için güneş alıyor derken yine panjurları kapatıyoruz. Bugün bir de yağmur, güneş, aşırı güneş var, karanlık çünkü elektrik yok evde. Mahallede kesilmiş. Mesaj geldi bana sizin şeyde, mahallede çalışma var diye. 2 saate gelecek diye mesaj geldi. Yani arkadaşlar şu an elektrik o yüzden yok. Bakım çalışması varmış. Bir şey söylemek ne, bunu söylüyorum. Ondan sonra unuturum diyeceğim. Şöyle diye bir sahneyi, böyle naneli C şeyini yapayım bakalım. Yazın yemeği, makarna, salata, tost, menemen. Yaz, tam bir yaz yemeği arkadaşlar. Patlıcan karışık kızartma, bizim evde öyle arkadaşlar. Biraz karabiber, birazcık kırmızı biber, çok da acı olmasın yemez. Ondan sonra biraz nane, 2 kaşık, şöyle. Yanında en iyisi bunu yoğurtla yiyebiliriz. Salatalığa falan gerek yok. Bugün makineyi çalıştıracağım, çamaşırı atacağım. Karış çamaşır kalmadı. Yani yedek çamaşır, bir sürü çamaşır alıyorum. Hala çamaşır yetmiyor. Salçasını kavurup üzerine koydum şeyin, makarnanın. Güzelce pişireceğiz ve tabaklara doldurup yanına yoğurt koyacağım. Kızım da yanına içecekleri yiyecek. Biraz sıvı yağ attım içerisine. Su da hemen de kaynadı. Tabii bu yetmez. Deniz'le yine şezlonga gittik. Çok aşırı sıcak sabah gittiğimizde bir tane şezlong aldık. Ondan sonra bayağı kalabalık, Önder dolmuş. Biz Önder'i seviyoruz, Önder dolmuş. İkinci sıraya oturduk. Ondan sonra Deniz'e gidiyoruz. Deniz daha soğuk. Bir kere daldık çıktık diye bayağı bir oturduk. Ondan sonra bir kez daha daldık çıktık Miray'la. Sonra zaten telefon açtık. Katılım eve. Hemen geliyoruz dediler. Hemen çıktık. Hemen ben duş aldım. Miray almamış. Ben diyor kurulandım. Gerek yok diyor. Hemen duş aldım. Hemen orada ödememizi yaptık. Yaparken geldiler sizler. Aşağıda şezlonglar var. Yukarıda da ödeme yeri var. Kafesi var yukarıda. Sular çalışıyor. Aşağıda da var mesela. Sular çalışıyor. Çalışıyor mu? Sıcak mı? Ne bileyim. Doğalgaz çalışıyor, çalışıyor. Makarnayı koydum, yiyelim hemen. Çok acı, çok acıktım ben. Yollarda simit alsak diye diye gittim geldim. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Tabağa beraber koyalım. Bu elbiseyi de işte Deniz elbisesi diye aldım ama şu anda bayramlık kıyafet. İyi akşamlar arkadaşlar. Çamaşırları makineye atacağım.
Banyoya gireceğim şimdi. Sabahtan beri elektrik yok diyoruz. Meğerse şartel atmış. Miray, ortalarda çamaşırınız var mı? Şu sepetleri oraya götüreyim, orada atacağım. Şöyle koydum. Bugün futon geldi de arkadaşlar. Şu benim burası. Şuna çamaşırı. Şöyle şey. Krop. Askılı. Şöyle. Şöyle. Bir. İki. Üç takım aynı. Şu da benim. Koton'dan geldi bunlar. Şimdi açıp gösteremeyeceğim. Hadi bakalım, güle güle yiyelim. Şu benim, şunlar çocuklarım. Bu bir tanesi iade edecek zaten, beğenmedim. Yani onun tarzı değilmiş, güzel de. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi akşam namazını kıldım. Kaza namazlarımı kıldım. Çok şükür Allah'a. Akşama kadar bugün denizden gelince dışarıya çıktık geldim. Bir uyumuşum, bir uyumuşum. Şöyle 10-15 dakika uzanıp kalkıp namaz kılacaktım. Ana bir uyumuşum ben, saat olmuş 5.30 arkadaşlar. O arada kargo geldi. Benim iadeyi götürdü. 2 tane iade ettim. Eşim gömleğiyle benim tulum olmadı, dar geldi. Yani tam oldu da şu şeyimi geçiremedim omuzlardan. Tulumu. Güzel bir tulum aslında defaktorun. Vallahi benim biraz zayıflarsam olurdu da zayıflamayınca da. Zayıflasam da hani böyle tam böyle rahat giyilecek bir kıyafet ama giyerken zorlanıyorum. Onu iade ettim. Eşimin gömlek dedi, bol dedi. Ya iade ettim. Artık yenisini almayacağım zaten. Pantolonu kaldı. Gelen kıyafetlere baktık. Kızım beğendim, beğenmedim. Bilmiyorum. Onunkini de iade edeceğim herhalde, beğenmediyse. Gelinimkini oğlum götürdü. Benim bir tane gömlek var işte şu. Şöyle. Onu nasıl giyeceğim bilmiyorum artık. Yani giyeceğim bir şekilde de. Beyaz. Şu kol kısmı şöyle geliyor. İşte öyle. O da geldi. Daha hiç bakmadım. Açmadım yani hepsinde. Öyle duruyor masanın üstünde. Bugün ne yaptım? Makarna yaptım. Dışarıdan gelince salçalı makarna yaptım. İşte baharatlı falan. Dışarıdan gelince yanında bolca yoğurt yedim ben. Biraz öyle yedi işte. Çok acıktık. Hemen paldır küldür makarna koydum. Yedik, arkasından uzandık. Uyumuş kalmışım işte saatlerce. Bir saat. Çamaşır falan, elektrikler yoktu o arada. Varmış aslında, elektrikler gelmişti. Asansör çalışıyordu çünkü. Elektrik yok diye mesaj geldi. 2 saate gelecek falan diye mesaj geldi bana. Ondan sonra ışığı da açmadım. Şimdi namaz kıldım. Şuraya oturuverdim. Elime su aldım. Şimdi arkadaşlar. Elektrik yok. İşte biz öyle duşa girebiliyoruz aslında. Su çalışıyor her şeyde. Ne bileyim, böyle elektrikle yapılacak ne vardı? Bir video falan açıp da izlemedim elektrik yok diye. Şartel ince, sigorta atmış bizim. Onun için bakıyorum. Saat ilerledi, elektrik yok.
Enes dedim, aman Miray dedim, baban ara onun iş yerinde var mıymış? Orada varmış anne dedi. Dedim bizim sigorta attım bir abi. Uykuluyum bile. Şeye çıkacağım sandalye dedim. Sen şu tabureleri getir ben dedim. Açayım şuradan bakayım dedim. Baktım. Sigorta atmış. Düşünüyorum hem söylüyorum arkadaşlar. Her zaman iyi düşünelim. Her zaman şükredin. Benden size bir Allah tavsiyesi nasihat edeyim. Benim de öyle yapmam lazım tabi. Her şey çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar. Sevgiler. Allah'a. Hepinize huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.